Galatasaray başarılı olunca rakipler her şeyimizde uğraşmaya başladı diyor Başkan Dursun Özbek. Levent Üzemen. Yani sonuçta Fenerbahçe'li Galatasaray arasında çok ciddi bir gerilim var. Yani savaş devam ediyor. Yani davalık olmaya kadar gitti Erden Timur olayı var. E, gitti yani onunla ilgili de konuşacaklarımız var. Yani evet, ikinci bölümde benim onu bunları bu ortaya koyacağım bazı e, saptamalar olacak. Galatasaray'ın ne başarısı var abi? Başarısını ne gibi? söyleme. Yani bu sezonun birinci bitirisi başarısı olacak. Doğru mu? Evet. Şu anda ne başarısı var? Güzel oyunu var. Transfer, Transfer başarısı, başarısı var. Transfer başarısı. Evet. Yani. Güzel oyun. Lider Transfer Götürmesi. başarısı var. Hoca başarısı var. Hoca, başarısı. Hoca yeni getirmiş. Yeni kurulan bir ha. takımla beraber yapmış. Bunlar başarısı var. Tamam. E Fenerbahçe'nin ne başarısı var? Bana <laughs> <Onu> soracağım. <Ha? gülüyor> Şampiyonlar Ligi'nden elenmişsin. Doğru mu? Doğru. Evet. Hı. Avrupa Ligi. Avrupa Ligi'ne devam etmişsin. Avrupa Ligi'ne devam ettin. Gruptan e, çıktın. Evet. Yeni, ye, yenilgisiz. Kupada devam ediyorsun. Ligde e, devam ediyorsun. E, tamam. Kupada bunlar Galsay, sonuçlanmış Galsay, neticeler değil ki yani. Daha Avrupa'da ol, yoktu zaten. Olmadı. E. Kupadan elendi. Doğru. Kupadan mu? elendirildi. Öyle Kup, diyelim. Kupadan elendi. Ee, Niye elendirildi? İki Lig... penaltı verilmedi. Ligde e, Demiyor yani... mu Selahattin Bey bizim penaltımız verilmedi diye? Ben de diyorum ki iki tane penaltı verilmedi kardeşim. E, tamam. E tamam verilse Galatasaray kupayı kazanıyor. E de, şey, tamam da işte Sivas'ın golü verilse Fener Lider'di. E tamam, ver o zaman verilse, başarılıyım diyecek Sivas miydi? Sivas sonra gol attı Galatasaray'a. Hayır başarılıyım diyecek miydi? Sonra zaman? Galatasaray Nasıl gol attı. Be? Şimdi ya bir maçın spor oradan üzerinden bakıyoruz. bakma penaltı üzerinden söylüyorum. Şimdi birden bire çıktı. Galatasaray'ın ne başarısı var? Ne başarısı diyorsun. var abi? Evet Galatasaray'ın çok başarısı Aynen. var. Küpul tamam. tribünlerden oynuyor. Hayır, sarttım, sarttım. Allah Allah. Ee, önemli bir tartışma bu. Bayağı e, hararetli bir tartışma. Galatasaray'ın ne başarısı var dedi Gürcan Bilgiç. Bunu konuşacağız ama önce bir e, reklamımızı ve geçen hafta oynanan maçların özetlerini bir ekrana getirelim. Saat başında buradayız. Artı futbol devam ediyor sevgili seyirciler. En son Gürcan Bilgiç Galatasaray'ın şu ana kadar bu sezon ne başarısı var diye sormuştu. Burada kalmıştık virgül koymuştuk virgülü kaldıralım devam edelim. Yani şurada haksızlık etmek istemem. İyi bir sezon geçiriyor Galatasaray. Transfer başarısı Me var diyebiliriz. Transfer mesela. başarısı var. Mesela bugün bir istatistik gördüm. da galiba. Ee, en çok rakip ceza alanına giren takım. En az gol yiyen takım mesela ha, yani, en iyi savunma iyi, yapan iyi takım. İyi bir sezon e, geçirmiyor diyemeyiz. O haksızlık olur. Ama başarı dediğiniz zaman bir ödül kazanmış olması lazım. Ya da bir e, i̇şte, sezon bitmesi lazım abi tabii, Sezon şey, bitmeden şey olması, bu kimin olması. hangi takım başarılı, başarılı olduğu konusunda yorum yapmak bence ama. yanlış olur tabii, ya. İyi bir sezon geçiriyor onu e söylemez tamam, yani size. şu anda kasya kaç haftadır Galatasaray? Yani bu, işte, Fenerbahçe galibiyetinden bu hafta lider galiba değil mi? 8 ocaktan bu yana. Kaç Kadıköy'deki galibiyetten bu yana lider. E tamam. Hiç vermedi. En başarılı diyorsun. Hayır, Kadıköy'de hem... lider geldi, Bir puan önde geldi. Evet, ondan evvel de lider. Bir puan öne geldi, ha, doğru. doğru Fenerbahçe Trabzon'a yenildiği hafta vermişti liderliği Galatasaray'a. Yani doğru. şey, Daha da ee... Yani genel anlamda yeni kurulan bir takımla sezon başında bu eleştirdiğimiz Galatasaray takımı buraya gelmiş, bir başarıdır sezon başında. Ee, bu ligin favorisi gösterilen Fenerbahçe Uzun haftalardan beri Galatasaray'ın gerisine kalmışsa bu altın puan farkı kapatamamışsa ki bir ara üçe indirdi galiba. Beştaş başına altı oldu. Biliyorsun Konya'da Galatasaray kaybetmişti. Yani bununla gidiyorsa burada başarılı bir sezon geçiriyor. Başarıyı noktalamamız için sezonun sonunu görmek lazım. Belki kupayı Fenerbahçe almayacak. Yani sezonu Fenerbahçe takımı kupası kazanırsa Kapatırsa ne olacak? E Galatasaray da kapatabilir ama. Evet kapatabilir. Galatasaray evet. zaten bir tek şampiyonluk Hayır, var. Hayır mesela başka yok. Bizim başarımızı kıskanıyorlar. Dursun Bey'in lafından çıktık. Bit ikinci bitirdi Galatasaray kupa sezonu. Ne yani ne olacak? Baş başarıyı kıskanmış mı olacak insanlar yani? O nedenle durum tespiti olarak başarılı kelimesi yani bir birilerinin e kıskanmasını gerektirecek bir durum yok. Yani rekabet var mı? Var. Bu rekabet içinde herkes birbirinin beline vuruyor mu, aşağı çekmeye çalışıyor mu? Çalışıyor. Bu, bu, noktada herkes, herkes diyorum. Hakemleri baskı altına almaya çalışıyor mu? Çalışıyor. MHK'yi de baskı altına çalışıyorlar. E, ee, Açığın çek hakemlerinde işte o gün açıklanıyor. Var hakemi bir e, birden titi noktasına geliyor değil mi? Açık, hı hı. Açıklandığında. Yani her, herkes, her camiye, her troll takımı, ee, kendi renkleri e, lehine o algı gücünü kullanmaya çalışıyor. Eğer e, Dursun Bey bundan şikayetçiyse haklıdır. Ama diğer kulüpler de aynı şeyden şikayetçi yani. Evet. Bu arada Icardi'nin sakatlığıyla ilgili e, bazı iddialar da dönüyor. Hani daha uzun süreli olabileceği vesaire ama e, bize öyle bir bilgi ulaşmadı. Onu da soruyor seyircimiz. Henüz öyle bir durum yok. Sadece Karagümrük maçında oynamayacağı çok büyük ihtimal. Bunlar normaldir yani. Adam maşın devre arası çıkmış, ayağını tutmuştu zaten. Bakmışlardır. Tedaviyi Hı. sürdürüyorlardır. Hani gören dediği gibi yoğun diyorlar, oksenli odaya sokuyorlar diyorlar. Basınç uyguluyorlardır, uygulayacaklardır. Ve Galatasaray tek, e, sağlık heyeti çok iyi bir ekip. Yener İnce ve ekibi. Açık konuşalım. Bence İlker diye Beşiktaş maçına yetiştirmek için her şeyi yapacaklardır diye düşünüyorum. Bugün bu ülkede bunu söylemenin anlamı yok ki. Ben zaten şaşırıyorum. Valencia sakatlandı da 5 hafta yok dediler. Geldi Beşiktaş maçına çıktı. Oynadı. Oynadı. Bir penaltı attı, bir penaltı kaçırdı. Sahanın en çok koşu oyuncularının bir tanesiydi. Yani 5 hafta oynamayacak bir oyuncu. Şey bir sihirli değnek mi değiyor oraya? Kim söylüyor bunu? Ben anlamıyorum. Yani bu konularda da çok fazla bilgi kirliliği var. Ama 2 hafta tedavisi sürdü. Milli maç arası var. E tamam ama ne olur? 5 yani hafta ne demek hocam? Orada val Valencia'nın bir 2 hafta süresi oldu. Ama 5 hafta. Ben söylüyorum da. bak 2 tamam. hafta desen kabul ederim. Oyuncudan oyuncuya değişiyor. Şunu söylemedi. Demişler. Hayır, Söylemediler oyuncuya. Şey Milli dedi, maç aralığını iyileştireceğiz demediler. Abi, <laughs> abi, şeye bakılıyor. Abi doktorlar iki haftaysa üç hafta diyorlar zaten. Üç <gülüyor> haftaysa <gülüyor> dört hafta diyorlar. Hemen bir, tabii tabii bir hafta koyuyorlar oraya. Ne olur ne olmaz diye. O da var. Tabii. <laughs> Ondan sonra e, Valencia'nın durumunda iç ile ilgili. Eğer operasyon olsaydı üç haftayı bulurdu yani dönmesi. Zaten şu Ama, an yapılan doktor açıklamaları ben onu alıp Copy-paste yapıp internetten çeviriyorum. şey e, anlamıyoruz ki ne yazdıklarını. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sezon ya, yani. Sergen Hoca sezonda evet. aynı operasyonu şeye geçirdi. E, neydi? Sağ çık oynayan oyuncu. Halen kadırdı mı? Esas temin <laughs> mesela <Paslı> diyeceğim geliyor. <laughs> Gezal, Gezal, Gezal Sen geçirdi. Gezal. İki hafta sonra geldi, oynadı evet. yani. Mesela On... Dursun Özbek'in bahsediyorsun, değil mi? Hı, hı Dursun Özbek. Bunları söylüyor ama başkan Esas en büyük tehlike Galatasaray'ın içindeki iç siyaset. Muhalefet yönetim başarılı olmaması için her şeyi yapıyor zaten. Yönetim başarılı olmaması için her şeyi her yapıyorsa şey yapıyor. zararı kim görüyor? Evet Galatasaray onlar <laughs> için problem değil. Ne yapıyorlar? Leventer, başarılı olsun mesela. Yapıyorlar işte yani her türlü Yine saldırıları yapıyorlar. Olamaz, onu söylüyorlar, bunu yapıyorlar, şunu yapıyorlar. Hiç bakmıyorlar bu olaylara. Bu böyle maalesef. Taş yakından gelir insana. Galatasaray'da başkanına taş yakından geliyor. Galatasaray içi muhalefetten var. Bu muhalefet içerisinde bilgileri başka yerlere aktaranlar var. Kusura bakmasınlar. Yani, yani. seçim süreci yani, mi başlar gene? Bunu hatta? aktarmaya çalışıyorum ben. Nasıl? Ne İlle aman kaybetsin orası olmasın burası olmasın diye. Çünkü Galatasaray döneminde başkan önemli işlere imza atıyor. Bak Valerio işini hallediyor. Halletti. Adanın tapusunu aldı. insanları getirdi. Şeyi ee, Kemerburgaz'ı yapıyor. Başarılı bir yönetim var. Metin Öztürk ve ekibi büyük kadro kurmuşlar. Sürekli pompalıyorlar mesela Cemal Özgür'e başarısızlığı açıklama alacak ileride. Cemal Özgür benim iyi bir dostumdur açıklama yapacak ileride ben göreceksin yani. Böyle muhalefet yapıyorlar. Artı e, rezidansla ilgili var geçmişlerde içerideki odalarda bir şey yokmuş. Ya bugün artık insanlar kendi o evlere kendi istediklerini yaptırıyor. Yapılmışları istemiyorlar tamam mı? Mutfağını ayrı yaptırmak ister, oturma odasını yaptırmak ister. O şekilde alır. Onun kıymeti var. Bu süreçte ise bu transferleri yapmışlar. Bu başarılı olan bir Galatasaray başkanının geçmiş dönemde bir öfkelendiler. Bunları bırakıp karşılar lafına. indirdiler mesela. Galatasaray'ın bu hizmetleri geri kaldı. O zamanki şartlarda da bu mesela şey devam ediyor. Riva devam ediyor. Riva'da iş o da hızlı bir şekilde devam ediyor. Ben söylüyorum ya. Birdenbire bir insan gelmiş Erdem Tümur mesela. Önemli transferlere imza atmış. Burada. Lucas Torreira'yı almış gelmiş, Oliveria'yı, Mertens'i, Mata'yı, Icardi'yi, Zaniola'yı yani bir sürü adamları almış gelmiş bu işte. Ama şöyle bir şey var e, maalesef hem içeriden e, darbe yiyorlar dışarıdan da psikolojik baskı yapıyor mesela Fenerbahçe'de psikolojik Peki baskı abi, yapıyor. Peki abi muhalefeti ne yani ben onu anlamadım muhalefet. iktidara yani. mı gelmek istiyor? Yoksa ne? yani meselaime Dursun Bey'in ne hatası istiyor. vardı muhalefet, onun üzerinde duruyor mu? ya, muhalefet. Ya fark etmez ki bazı insanların kafa yapısı böyle. Böyle. Bunlar tamamen eleştiriden beslenen insanlar. Yapılan güzellikleri alkışlama lüksüne bulunmayan insanlar. Aç bak abi. Ama zor mu? Divan toplantısını konuşan insanları koy an, bir hafta sonra bir ay sonra bir daha koy aynı adamlar. Ben şimdi Galatasaray'da Çoğu muhalefetim diyelim. Zaten. Dur ben bir muhalefet yapayım diyeyim. Ölü evet. bir zemin yok ki. Ölü bir Var, ortam yok şu an. Ya zaten. başkanın... takım sev başarılı, yönetim başarılı, sevgi. sevgi iklimi yaratmış insanlar İlk defa ya ilk kez bir mali kongrede ilk kez bir mali kongrede başkan idari ve mali olarak oy birliğiyle ibra edildi. Bu Galatasaray adına güzel bir şey ya. Oy çokluğuyla değil. <laughs> Aslında oy no birliği. normal normal, şey, normal değil mi güzel tarabı yani. bu? Bundan dolayı bundan Örnek olabilecek davranış sergilemişler. Bu örnek olarak davranışta kaşının üstünde göz arayanlar var abi Galatasaray'da. Maalesef. Yıllardan beri bunu söylüyorum. Bıraktığı takım iki yıl üstüne şampiyon oldu. Mali Mustafa oldu. Cengiz ve yönetimi iyi işler yaparken başkanın aldığı bütün oyuncuları satıp para kazandı ya. Mali kongre ne zaman abi? E oldu ya işte. Yeni Martı oldu yılında. değil mi? Yeni oldu. neden evet. daha uzun bir süre bir şey olmaz herhalde. E hayır bir şey söyle fark etmez. Yine çıkanlar şöyle konuşanlar böyle konuşanlar bana haber vermediniz şey, özel muamele bir, de, bir devrin kendi dönemlerini kapanası, kapanmasından korkan insanlar eleştiriyle ayakta kalmaya çalışıyorlar ya unutulma korkusuyla. Ya herkes herkesi tanıyor Galatasaray içinde bu saygı var biz de bu büyüklerimizi tanıyoruz saygıyla karşılıyoruz ama yeter ya bir yönetim varsa bir gölge etmeyin ya bırakın da insanlar bir çalışsın ya bir çalışsın Galatasaray'a gelmiş. Yıllardan beri Galatasaray 3 yıllık sürece geçtiğinden beri dönemini tamamlayamadı başkanlar ya. Tamamlayan başkanlar olmadı. Doğru. İlk kez bir başkan geldi. İşler yapıp bir sonunu görelim ya bu işin. Sırf işte başkanlar işleri yapabilsin diye bu süreçleri 3 seneye çıkardılar. Önce evet. Iki sene ya bırakın sene da var. adamlar bir yapsın. Hem diyor ki bankalar birliğinden kurtacağız. Üzerimize diyor bu şey. Ee, bir diyor kambur. Ya faiz ödüyoruz. Bunun görüşmelerini yapıyor. Bununla ilgili adımları atıyor. Ya Galatasaray önemli çalışmaları var. Özellikle e, altyapı akademi konusunda nereden Tümün özel çalışmaları var. Bu var. Yani ama birdenbire böyle bir tepkiler oluşuyor. Yani şimdi burada bunu söylüyorum mesela alınganlık gösteriyorsun. Gürcan da mesela demedi mi Zaniola için? 30 milyon lira var. Evet. Adamın iki bacağı sakat. Ameliyat olmuş. Böyle bir adam oluyor dedi Gürcan bize. Demedin mi? Dedim. Dedi. Ama öyle rakamlar çıkmadı. Çıktı. Çıkmadı. Çıktı. Çıkmadı. Çıktı. Hepsi Aynı. olmayan çıkmadı. Çıktı abi. Adam okudu. Hiç çıkmadı. Adam çıktı konuştu. Aç oku şeyi. Git candaş Tolga Işık'ın. Röportajını dinle, dinle. Koysun ortaya belgeleri. Dinledim. Dinledin mi? Ne D dedi sana? Bak abi. Başarılı bak. olmayacak bonuslardan söz ediyorsun. Bonuslarla. Ama bir, bir saniye. Bir saniye. Bu Beyan esastır. Evet. Tamam mı? Erdem Bey onları söyledi. Dedi ki 13 milyon euro bonus var. Ama bunların gerçekleşmesi mümkün değildi. Evet. Ya da çok mümkün olmaz dedi. Kimin için diyordun? Zanıyorlar. için. Ya 15 artı 13 tamam. dedi. Bonuslar 13. Ama Roma'nın Ahmet Selim Kulu, <gülüyor> öyle <gülüyor> öyle söyleyeyim size, Roma'nın Ahmet Selim Kulu 26 dedi Bırakalım. 13'ü zor bonus, 13'ü kolay bonus. İster... O beyanı inanır. Kolay i̇steyen... bonusları Pardon. Roman'ın Roma Roma e, Ahmet Selim Roman'ın muhabirini söylüyorsun değil mi, mi sen? evet. Galatasaray Roman'ın muhabirine inanıyorsun. Galatasaray Sözleşmeyi zaten yöneticiye inanmıyorsun. Beyan bak olarak. ama... En, bu da çok şaşırtıcı e, ya Gürcan. E, i̇nanmıyorum değil. Ben beyan esastır. Ne, sen, ne beyan esastır? Ben de beyan ediyorum sana abi, o zaman. İsteyen... Ben de üyesi olarak beyan ediyorum isteyen, sana. İsteyen istediğine inanır. Evet, i̇stediğine inanamaz. Tamam, ben Erdem Bey doğru evet. söylemiyor demiyorum. Evet. Ben... İkinci alternatifi sunuyorum. Erdem Bey böyle diyor ama Roma'nın Ahmet Selim Kılı yani Roma'ya bakan, ilgilenen... Fenerbahçe İtalyan, ne vermiş? İtalyan gazeteci arka, arkadaşımız da 13 kolay Dinledim bonus programı. diyor. Evet. Aynı şey gibi şey zor bonus evet. diyor aynı Erdem evet. Bey gibi ama 13 de kolay bonus. Var. Fenerbahçe ne vermiş? Bilmiyorum. Peki nasıl bu? dinledin o zaman sen programı? Şöyle Ardan, yapalım. Ben ben nasıl dinledin? Mi dinledin? E... 16 milyon lira vermiş. <laughs> 5 milyon da garanti bonus vermiş. Ona o 21, 21 milyon. 16 evet. artı 5. Evet, artı 5.